Günaydınlar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam mübarek Kadir Gecesi. Allah'ım bugünün hikmetiyle, içimizi sevgisiyle, dışımızı şefkatiyle, rızkımızı bereketi, ömrümüzü rahmetiyle doldursun. Kadir Gecemiz mübarek olsun. Kalbinde merhamet olmayana cennet yoktur. Demiş sevgili peygamberimiz yüce Allah kalbinde aklında mer merhamet olmayanlarla bizi karşılaştırmasın sevgili seyircilerimiz hazır mısınız bugün e, çok kıymetli bir hocamız bizlerle birlikte olacak bugün gerçekten gönülleri duada birleştirmek istiyorum kıymetli hocam şu anda ekran başında bizi izliyordur mutlaka Yusuf Kabaklı hocam için şifa duası yapalım ne olur hep beraber. Kendisini çok sevdiğimizi buradan dile getirmek istiyorum. Yıllardır bu ekranda onunla birlikteydik. O kıymetli bilgilerini sizlerle paylaştık. Yusuf Kavaklı hocam için Hepimiz gönülleri duada birleştirelim. Bugün yine çok sevdiğimiz, geçtiğimiz senelerde programımızdan bilenler bilirler, aşina olanlar. Musa Bilgiç hocamız bizlerle birlikte olacak. Bu mübarek Kadir Gecesini nasıl idrak edeceğiz? Neler yapmamız gerekiyor? İbadetlerimizde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hem de bugün Cuma duası yapacağız. Bugün sizden çok özel bir isteğim var. Bugün gerçekten gönülleri duada Yusuf Hocam için birleştirelim olur mu? Sizden özellikle istiyorum. Musa Bilgiç Hocamı buraya davet ediyorum evlerinize. Gönülleri dualarda birleştiriyoruz. Evet Cuma Duası'nda bugün Musa Bilgiç Hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Elhamdülillah. Sizleri gördük daha iyi olduk. Çok teşekkür Sizde ederim. Iyisiniz. Çok şükür elhamdülillah. Ee, i̇yiyim bedenen iyiyim ama ruhen çok iyi değilim. Evet. Ee, Yusuf hocamı çok seviyorum. Evet. Onun hastalığıyla gerçekten hepimizin e, yürekleri dağlandı. Ve eminim sizlerden gelecek şifa duasıyla kıymetli hocam çok daha iyi, çok daha sağlıklı olacak. İnşallah Rabbim bugünün hürmetine şifalar ihsan eylesin. Amin. Hem hocamıza hem amin. tüm hastalarımıza inşallah. Amin amin hocam. Bugün gönüller duada birleşirken e, hastalarımıza e, şifa olsun, amin. borçlulara eda olsun. Amin. Bu hayatta çünkü çok önemli şeyler var. Bunlardan bir tanesi sağlık, ikincisi de birilerine borçlu kalmak. Değil mi? En evet. zoru o. Bu mübarek günde hepimiz beraber dua edelim. Hocam siz geçtiğimiz yıllarda programımıza katılmışsınız. Evet, evet. <laughs> Az çok soru cevap şeklimizi biliyorsunuz. Biliyorum. Bugün yine seyircilerimizden rica edelim. Sevgili seyircilerimiz, kıymetli dostlarımız, sevgili Musa Bilgiç Hocamla beraber... Ee, yine dini konularda aydınlanacağımız, merak ettiğimiz konularda e, merakımızı giderecek önemli cevaplar alacağımız bir program olacak. Yusuf Hocam izliyordur. Yusuf Hocacığım size sevgilerimi gönderiyorum. Çok seviyoruz sizi. Hı. Sevgiler, hürmetler. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşacaksın sevgili hocam. İnşallah. Çok seviyorum seni. Biz de çok selam ediyoruz. Ellerinden öp öpüyoruz hocamın. Rabbim inşallah şifalar ihsan eylesin. Amin, amin inşallah. Şimdi. E, Ay, alışmışım hocam şimdi Yusuf hocam tam burada bana şey getirdi özlü sözler verirdi hmm, Evet. <laughs> özlü sözümüz yok bugün hmm. bugün e, Kadir gecesi ve nasıl idrak etmemiz gerekiyor bu geceyi nasıl ibadet etmemiz gerekiyor önce onunla başlayalım kıymetli evet. hocam sonra da sizin sorularınızda bütün telefon numaralarımız ekranda görüyorsunuz İletişim bilgilerimiz Hadi bize yazın hep beraber e, soru cevap yine programımızı e, ...gönülleri duada birleştirerek noktalayacağız. Nasıl ibadet edelim hocam, nasıl idrak edelim bu geceyi? Evet, Kadir Gecesi biliyorsunuz gecelerin içerisinde en kıymetli gece. Günler içerisinde Cuma günü çok kıymetli, hı hı. aylar içerisinde Ramazan ayı çok kıymetli. Biz Kadir Gecesi'nin kıymetini Kur'an-ı Kerim'den, Kadir Suresi'nden öğreniyoruz. Cenab-ı Allah bin aydan hayırlı olduğunu ifade ediyor... Bin bu gecenin ay, değil mi? Evet. Bin aydan daha hayırlı bir ibadet sevabı vereceğini müjdeliyor. Bin ay şöyle bir hesapladığımız zaman 83 yıllık bir ömre tekabül ediyor. Yani bir ömürlük bir gece bu gece. Bir de Kur'an-ı Kerim'in doğum gecesi diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'in ilk defa yeryüzüne inmeye başladığı muhteşem bir gece. Bu gece biliyorsunuz bir ilk defa Kur'an-ı Kerim Dağda nazil olmaya başlıyor. Hı hı. O dağın ismi normalde Hira Dağı ama Nur Dağı oluyor. Sizin isminizle aynı. Giden hacılarımız, umrecilerimiz çok iyi bilirler. Nur Dağı ismini alıyor. Kadir Gecesi yani o mübarek Ramazan ayında indiğinde ne oluyor? O geceyi anlamlı hale getiriyor. Eğer Kur'an-ı Kerim bir kalbe inerse o kalbi de kıymetlendirir. O insanı da kıymetlendirir bir eve girerse evde okunursa o evi kıymetlendirir. Ah, ah, ah. E, hayatımıza yansırsa hayatımızı Hayat kıymetli. kıymetli hale getirir. E, onun için e, bu geceyi boş geçirmemek lazım. Zaten Ramazan ayındayız. Ramazan ayının hem gündüzü kıymetli hem gecesi kıymetli. E, bir de biliyorsunuz e, tabii hepimizin günahları var. Şüphesiz. Günahsız kul olmaz, hatasız kul olmaz. İnşallah e, affımızın ...gerçekleşmesi için... ...bu geceyi es geçmememiz lazım. Evet. Yani kıymetini bilmemiz Hı -hı. lazım. Bu gecede... ...tevbe kapısını çalmamız lazım. Ondan sonra hayatımızda... ...mesela eğer henüz... ...Kuran'la tanışmamışsak... ...Kuran'la barışmamışsak... ...Kuran'la tanışmaya vesile olması lazım. Biliyorsunuz... ...hayatımız boyunca... ...pek çok kitaplar okumuşuzdur. Gazete okuruz, dergi okuruz... Bütün bunları okumak çok kıymetlidir. İnsanı kültür Şüphesiz. manasında kıymetlendirir ama hele hele son kitap, son mesaj. Yani Rabbimizin, kainatın sahibinin son mesajının insanlık için kıyamete kadar başka gelmeyecek. Son kitabın okunması, onun tanınması mesela Ramazan ayında yapılacak en güzel işlerden bir tanesi budur. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure var. O 114 surenin küçüklü büyüklü ne kadarıyla tanışabilirsek kârdır. 6236 ayet var. Bunların her bir ayetiyle tanışabilirsek kârdır. Bir ayet var onu hatırlatmak isterim. Bu ayet özellikle sabah namazlarında bir de akşam namazlarında tüm camilerde hocalarımız tarafından namaz sonrasında okunur ayet şu şekilde Estağfurullah Lev enzelna hazel Kur'an ala cebelin la ra'eytehu haşi'an mütesaddi'an min haşetillah diye tesbihat huvallahu lezi diye bilinir. Şimdi burada diyor ki ilk ayette Estağfurullah Lev enzelna hazel Kur'an ala cebelin bu Kur'an diyor insanlara değil de şayet dağlara indirilseydi yani dağları bir akıllı varlık gibi kabul edin, mükellef hı bir varlık kabul hı. edin. Dağlara indirilseydi böyle görkemli ülkemizin dağları var hepimizin bildiği. Onlardan birine indirilseydi o dağları görürdün diyor. Lara tehu, sen o dağları görürdün. Haşian mütesaddian min haşyetillah. O Kur'an'a ve Allah'a saygılarından dolayı, Kur'an'ın sorumluluğundan dolayı e, param parça olurlardı, etkilenirlerdi. Ee, ve ayetin devamı şu şekilde bitiyor: Ve tilkel emsalu nadri bu halin nas la allahum biz bu misalleri veriyoruz ki umulur ki insanlar tefekkür eder de düşünür. Şimdi burada neyi düşünmemiz lazım? Hani bazen biz deriz ya bir çocuğa veyahut da bir öğretmen öğrencisine çok öğüt verir de çocuk tutmaz. Ona deriz ki ya sana söyleyeceğime Dağlara söyleseydim dağlar Doğru. bile gelirdi, dağlar çatlardı deriz ya. Evet. Şimdi Cenab-Allah da bize demek istiyor ki ben bu Kur'anı dağlara indirmedim. Dağlara indirseydim dağlar çatlardı, çatlardı, etkilenirdi. Size indirdim. Siz ne durumdasınız? Siz etkileniyor musunuz? Yani bu Kur'an'dan size verilen mesajlardan, e, ve o oradaki ibretli misallerden bir pay çıkartıp kendinize bu bana ne demek istiyor? Benden ne istiyor? Hayatıma nasıl dokunuşlar yapıyor diye düşündünüz mü diye bize büyük bir mesaj veriyor. Hakikaten toplumsal olarak Kur'an'ın o şifalı iksirlerine, örneklerine, Kur'an'daki Rabbimizin öğretilerine diyelim her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. ...sadece bizim değil dünyanın ihtiyacı var. Evet, Hele şöyle bir dönemde yani, değil mi Yani yaşanmaz olduğu, dünyanın artık Hakkaten yaşanmaz yani. olduğu bir dönemde... ...Kur'an bize dünyayı cehenneme çevirdiniz, bir kendinize gelin... Hı hı. ...dünyayı cehenneme çevirmeniz doğru değil, dünyayı cennete çevirmeye çalışın mesajı veriyor. Evet. Alabilene. <gülüyor> alabilene. <gülüyor> alabilene. Al, alabilene. Çünkü bu kadar çok ayrıştığımız, evet. bu kadar çok ötekileştiğimiz... Evet. ...sokak hayvanlarına bu kadar eziyet ettiğimiz... ...o canlara bu kadar eziyet ettiğimiz... ...herhalde başka bir dönem daha yok galiba değil mi? Ya da bilmiyorum biz biz, biz yani, bilmiyoruz yani... ...öyle bir dönemdeyiz ki... Biz ...hiç kimsenin kimseye tahammülü oluruz. yok. Ee, tabii Kur'an'ın... E, ...en mühim özelliği... E, ...insanlara medeniyet kazandırmasıdır. Merhamet kazandırmasıdır. Merhamet kitabı diyebiliriz. Çünkü... E, ...Kur'an'ın ilk geldiği günlerde... E, ...mesela o günkü toplumda... ...biliyorsunuz bir vahşileşme var. Yani hı hı. cahiliye dönemi diyoruz ya e, o günkü dönemde Kur'an'ın gelişine en çok kimler sevinmiştir? Mesela en çok kız çocukları sevindi. Niye? Çünkü Niye? ölümden kurtuldular. Ölümden kurt doğru. E, cahiliye yani. inanışına göre e, erkekler çok kıymetliydi. Kızların değeri yoktu. Değil, değil mi? mi? Evet. E, veyahut da kadınlara herhangi bir hak verilmiyordu. E, mirastan payları yoktu. E, şimdi kadınlar sevinmez mi? Mirastan pay almaya başladılar. Ondan sonra köleler çok sevindi. Neden? Kölelerin hiçbir kıymeti yoktu. Hiçbir değeri yoktu. Yani insan bile sayılmıyorlardı. Ondan sonra e, zayıf olan garibanların hiçbir değeri yoktu. E, her zaman haksız sayılıyorlardı. E, yani adalet yoktu daha doğrusu. E şimdi Kur'an bir nur gibi e, kendini tanıtırken öyle der. Karanlıklardan aydınlığa çıkartmak için gönderilmiştir der. Gerçekten o cahiliye toplumunun karanlığını yok etmiş, aydınlığa dönüştürmüş ve böylece o günkü insanlar asr-ı saadet dediğimiz saadet biliyorsunuz mutluluk demek. Evet. Yani o günkü o çağ mutluluk çağına dönüşmüş. Ve şunu söyleyelim. O gün o insanları nasıl mutletmişse Kur'an, onlara hayat vermişse, nefes aldırmışsa bugün de eğer Onların Kur'an'a kulak verdiği gibi bugünkü toplumda kulak verirse emin olun bizim de hayatımıza hayat katar. Bizi de aydınlatır ve e, toplumu herkesi yani e, medeni hale getirir. Bizi bedevilikten, kabalıktan, merhametsizlikten kurtarır. E, böyle e, adeta böyle ne diyelim e, şeker gibi bir insan haline getirir. Hocam, inşallah, toplumu ne? bu hale getirir. Buna ihtiyacımız var yani. Hem de nasıl? Evet. Yani biliyorsunuz dünyada hani insanları mutluluğa ulaştırmak isteyen pek çok görüş var, ideoloji var. Tabii. Bana gel diyor hepsi de. Hepsi de bana gel, bütün mutluluğun şifreleri bende diyor. Şimdi biz evet olabilir, Yani onların da belki kendine göre bir reçeteleri vardır ama deneme yanılmayla hayatımızı, bizim hayatımız çok uzun değil. Yani hayatımızın Haklısın. yedeği de yok. Biz Vallahi hayatımızı yok. çarçur edemeyiz deneme yanılma yöntemleriyle. Bizi en güzel tanıyan e, yaratıcımızdır. Öyle diyor Mülk, Mülk Suresi'nde. Estağfirullah. Ela la ya'lemu men halak. Ve huvel latiful habir. Hiç e, diyor, düşünmez misiniz? Dikkat etmez misiniz? Yaratıcı diyor, yarattığını bilmez mi? Sizi en iyi diyor, yaratıcınız tanır. Neden? Çünkü bizi mucidimiz o, halikimiz o, bizi yoktan var eden o, tasarımcımız o bizim bütün programlarımızı yapan o yani mesela hani bazen bizim sırlarımız vardır. Sırlarımızı biz açıklamadıktan sonra kimse bilemez. hiçbir insan da bilemez. Ama bir tek Allah bilir. Evet. Öyle diyor çünkü Estağfirullah. ve alemu ennallaha yahulu beyne'l mar'i ve <laughs> kalbi Şunu çok iyi bilin ki diyor Allah kişi ile kalbi arasına girebilir diyor. Girer diyor. Bir daha söyleyin. Allah kişi ile kalbi arasına girer. <laughs> Bu ne demek? Sizin gizlenizi de bilirim. Açığınızı da bilirim demek. Yapmak istediğinizi de bilirim. Tabii. Yani planlarınız da bilirim. Hedefleriniz de bilirim. Peki hocam derler ki yani Allah'ın bildiğini kuldan saklamam. Evet. Saklamak gerekir mi? Gerekir. Yoksa beyan mı etmek gerekir? Ya şimdi her e doğru her yerde patavatsızca söylenir mi? Söylenmez. 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 Yani insanların sırları vardır. Ee, hele hele e, bugünkü toplumda şöyle söyleyelim. Mesela çok yakın aile içinde bile sırları güvenerek çok paylaşmamak lazım. Yani belki karı koca arasında paylaşılabilir, sır olmaz ama işte e, bizim apartmandaki Ayşe teyzeye veyahut da işte bizim e, yengeme, halama yani e, çok güzel bir söz vardır, atasözü. Karnının doymayacağı yerde açlığını belletme derler. Ne güzel söylediniz hocam. Ya, ya ne faydan olacak? Ancak dedikodu malzemesi vermiş olursun. Ama insan da bir paylaşmak istiyor yani İnsan dertleriyle şişiyor, birine evet. aktarıp tahliye de olmak istiyor. Şöyle olabilir. İstişare deniyor buna, danışma. İstişarede bazı şartlar var. Bunlardan bir tanesi, istişare ettiğiniz, danıştığınız olayı konuştuğunuz kişi İyi niyetli olmalı. İkincisi sizin iyiliğinizi istemeli, kötülüğünüzü istememeli. E biz nereden bileceğiz hocam bunu İyiliğimi istiyor ama diye bunu anlatıyorum. Bunu bilmiyorsak sırlarımızı paylaşmayacağız. Yani... Tamam peki ben paylaştım sırrımı ama o kötü çıktı ve evet. benim sırrımı herkese beyan etti. E sizi zor durumda bırakır bu. Yani kendine yaşar bu durumda. Kendisi umrunda değil. Artık o hani bazen böyle bazı insanlar var yapıcılıktan ziyade yıkıcı. Yıkıcılık üzerine kurmuş hayatını. Mesela ya. bugün diyelim ki akşam başını yastığa koyduğu zaman eğer o gün birilerinin arasını bozamadıysa uykusu gelmiyor. Var öyle insan Tabii, değil var. mi? Tabii var. Bozguncu bunlar. Bunlara Kur'an-ı Kerim müfsit diyor. Müfsit. Ne, ne müfsit. Müfsit. Bozguncu demek. İnnallâhe la yuhibbul müfsidîn. Biz de öyle seslenelim onlara. Allah bozguncuları hiç sevmez diyor. Peki Allah kimi sever? Allah vallahu yuhibbul muhsinin. Allah iyilik ehli olanları, yapıcı olanları, ihsan ehli, güzellik taraftarı olanı e, sever. Burada e, müfsitler yani bozguncular e, toplum için en tehlikeli insanlar. Tabii bu bir kötü huy. Peki hocam nasıl oluyor? Anlamadığım bir şey var sorularımda. da. E, ne olursunuz? Herhangi bir hatam olursa siz düzeltin. Hani bazı sorularım Cahilliğime denk gelir. Yanlış bir şey söylerim. Çünkü bu din çok önemlidir. Evet, evet, evet. Şunu anlamak isterim. Nasıl oluyor da hepimizi Allah yarattı? Allah bir insanın kötü olmasını ister mi? Bunlar nasıl mufsis oluyor peki? Nasıl bu kadar kötü olabiliyor? Şimdi insanoğlunun yaratılışında iki yönlü özellik var. E, Kur'an-ı Kerim onu açıklıyor. Yani e, şerreden meyilli, temayüllü. E, Tin suresinde mesela Rabbimiz buyuruyor ki sizi en güzel ahsenül halikin yani yaratılmışların en güzeli olarak mükemmel bir şekilde e, hani bazen oluyor ya haberlerde bir iyilik haberi duyuyoruz ya diyoruz bu ne kadar iyi bir insan olsa olsa melek de diyoruz evet. sonra başka bir haber duyuyoruz o kadar kötü iğrenç bir şey yapmış ki bu sefer de diyoruz ki ya bu nasıl insan bu insan olamaz Hatta affedersiniz bu hayvan bile olamaz. Bunun yaptığını yani diğer canlılar bile yapmaz, yapmaz diyoruz. Şimdi insanoğlu da böyle hayra da yönelik şerre de yönelik olabiliyor. İnsan terbiyeye uygun yaratılmış bir varlık. Yani çocuk mesela insanoğlunun en temiz olduğu dönem çocukluk dönemidir. En saf değil mi? En saf, en masum, en hatta bazen derler ya çocuktan al haberi derler. Evet. Neden? Annesi gizlemeye çalışır, babası gizlemeye çalışır ama çocuk hiç hesabı olmadığı için, kalbi çok temiz olduğu Arka için... Arka bahçesi yok çünkü. Yoktur. Doğru. Hesap yapamaz, arkasında plan kuramaz. Çocukluk dönemi insanoğlunun en saf dönemidir, en masum dönemidir. Ve zaten ondan dolayı da çocuk mesul değildir, mükellef değildir. Kaç yaşına kadar? Yani akıl bali dönemi dediğimiz, hı hı. akıl demek... Yani artık faydalıyı zararlıdan ayırt edebiliyor. Onu kimse kandıramıyor demek. İşte kaç yaş mesela bu? Şimdi, 13, 14, 14 15. E, Bali da Ben 18 mi diyecektim? O rüşt dönemi. Ha, rüşt 18 dönemi. Ha, rüşt dönemi dediğimiz o tamamen olgunlaşmış. Artık kemale. Ama artık öyle de değil hocam. O rüşt dönemi artık 25'lere falan çıktı bu günümüzde. Ya ona bakarsanız bazı insanlar 70 yaşına geliyor yine rüştüne ermiyor. Hay <laughs> hocam ağzınız yani, o da var. Yani. o insan çocuk gibi mesela değil evet. mi? Yani yani olgunlaşamamış. E ham, çiğ Evet. Tabii e, insanoğlu biliyorsunuz yani e, meleklerden üstün yaratılmış. Ne hangi yönüyle? ilim yönüyle. Cenab-ı Allah meleklere biliyorsunuz nefis vermemiş. Hı hı. E, ama insanoğluna nefis vermiş. İnsanoğlu o nefsini kontrol altında tuttuğu zaman... Hı hı. ...meleklerin de önüne geçebiliyor bu özelliğiyle. Hı hı. E, çünkü diğerinde nefis olmadığı için... ...zaten günah işlemek istese de işleyemiyor. Hı hı. Ama insan öyle değil. İnsan eğer e, amacına uygun... ...biz buna fıtrat diyoruz. Fıtratını bozmadan. Fıtrat demek... ...Cenab-ı Allah'ın yarattığı orijinallik demek. Yani orijinalliğini bozmadan. Çünkü Cenab-ı Allah bizim... Ee, özellikle kalbimizi, zihnimizi, beynimizi ve midemizi dünyaya geldiğimizde bomboş olarak teslim ediyor anneye. Biz artık o çocuğun zihnini şekillendiren kim oluyor? Anne baba oluyor. Anne baba oluyor. Ya da midesine helal lokma veyahut da haram lokmayı koyan yine anne baba oluyor. Kalbine de bir şeylerin sevgisini Veyahut da bir şeylerin nefretini, kızgınlığını koyan yine anne baba oluyor. Onun için mesela bir anne baba dilerse çocuğunun kalbine Allah sevgisi, peygamber sevgisi, vatan sevgisi, kitap sevgisi, Kur'an sevgisi koyar. Ya da? Ya da tam tersi, düşmanlığını koyabilir. <laughs> Allah muhafaza. Onun için e, insanoğlu fıtrat dediğimiz o fıtratını e, alabildiğine bozmamaya çalışmalı. Zaten fıtratını bozduğu zaman, ee, ne oluyor vahşileşiyor Evet. yabanileşiyor işte hayvanları İnsanlıktan öldürüyor çıkıyor. insanlara zarar veriyor Tabii ki. çevreye zarar veriyor yani, Evet. Allah Hatlı fıtratı için. bozuk insanlardan korusun amin, hocam bizi Amin. seyircilerimizle amin. paylaşalım mı bu güzel dakikaları bu şu içerisinde bir sohbet olmuyor mu sevgili seyircilerimiz ne diyeceksiniz ki? Sen Yusuf Hoca'nın bağırmasına alışkınsın. <laughs> Vallahi hocam sevgili hocam. İzler miydiniz hocam programımızı? İz bakma şansınız. Bazen, e, yani ben de şimdi biraz çekiniyorum acaba Yusuf Hocam'ın yerini doldurabilecek miyim? Ya hocam olur mu Estağfurullah. Herkes kendi yerinde ağar ama Yusuf Hocam gerçekten bu ülke için evet. hakikaten çok kıymetli bir insan. Hakikaten o kadar alışmışım ki Yusuf Hocam'ın bağırmasına bana bir relakslık çöktü şimdi. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> bu şey sohbetle izliyordur şimdi beni. Hocam seni evet. çok çok seviyoruz. Şimdi seyircilerimizden şunu rica edelim. Birlikte bu sohbeti paylaşalım mı? Hadi gelin sormak istediğiniz ne varsa Musa Bilgiç Hocam tek tek sorularınızı yanıtlasın. 0212 333 33 ve 71 telefon numaralarımız Hayatta Her Şey Var TV ve diğer sosyal medya hesaplarımız Benim Nur Viral, Musa Bilgiç hocamızın da Musa Bilgiç mi hocam? Musa Bilgiç, Musa alt, dire. Bilgiç alt dire. Hocama da yazabilirsiniz orada. Başlayalım mı sorulara? Siz ne dersiniz? Hayatın içerisinden hocam. Hocam da şimdi çok olacak. Bari bugün lütfen Ay, utandırmayın beni. Şey sorular sorun olur mu? Hadi Yusuf hocam alışkındı da Musa hocam daha alışkın değil. Evet. Bilemezsek Yusuf Hocamızı ararız. Ya hocam yani. öyle değil, bilemezsen değil. Bazen öyle sorular geliyor ki seyirciden de Yusuf Hocam da kızıyor. Bu soruyu niye sordunuz sorulur mu diye. Neyse eğer siz cevaplamak istemediğiniz soru olursa bunu pas geçiyorum dersiniz. Peki, olur Peki. mu? Çok sağ olun iyi olur. <laughs> ee, bayramda, dur şimdi şey relaks sorulardan başlayayım. Bayramda komşu ve akraba ziyaretleri nasıl yapılmalı? Evet bu biliyorsunuz bayram dostluk günleridir, barış <laughs> günleridir. Yani hatta bayram bazen vesiledir. Yani bir insanların bazen birbirlerine yanlışları olur, hataları olur. Şüphesiz. İnsanın iyi dönem oluyor, zaman. kötü dönem oluyor, yükseldiği dönem oluyor. Birdenbire bir kalp kırgınlığı oluşmuş olabilir. Bayramı fırsat bilip bayramda küslük olmaz diyerek derhal bunu fırsata dönüştürüp eş, dost, akraba kim varsa onlarla hemen bir barış fırsatı aranmalıdır. Ziyaretler yapılmalıdır. Büyüklerimiz biliyorsunuz büyükler, küçükleri hep bekler. Yani bazen şöyle derler hani bayram günleri hanemiz mamur ma oldu. Normalde kimse arayıp sormazdı ama çok şükür bayram geldi de evimiz mamur oldu. Hatta şeker reklamlarında bile gösterirler değil mi? Evet. O gün o insanlar çok mutlu olurlar. Coşkuludur. Tabii. Büyüklerimizi ziyaret ederiz, ellerini öperiz, hatırlarını sorarız. Küçüklerimizi de ödüllendirelim. Evet. Yani... Şeker diyelim ya da para diyelim, harçlık diyelim. Şimdi mesela biz Pendik Müftülüğü olarak çocuklu camilerimiz var bizim. Camile, camilerimize çocuklar akın ediyor teravihlerde. Biz ne yaptık? Ne yapıyoruz? Çocuk ayakkabılarının içerisine çikolata yerleştiriyoruz. Ah hocam çıkarken, ne güzel. Çıkarken çocuk sürpriz camiye ah. geldiği için ayakkabısının içinde bir tane çikolata buluyor. Teravi Teravih kılmaya, evet. ay Allah'ım tülüm diken diken oldu maşallah. Evet. Nasıl evet. seviniyorlardır değil çok mi? Çok seviniyorlar. Bizim amacımız ne burada? Camilerimizi e, çocuklu hale getirmek, çiçekli hale getirmek. Çünkü bu çocuklar böyle kalmayacak. Biz de çocuktuk. Bugünün çocuğu yarının büyüğü demek, yetişkini demek. Tabii. Necip Fazıl'ın çok güzel bir sözü var. Diyor ki, kim demiş çocuk küçük bir şeydir, çocuk belki en büyük şeydir diyor. Tabii, anlayana. Anlayana. Yani çocuk öyle çocuk olarak kalmıyor. Tabii. Bu ileride geleceğin bir yetişkin bireyi, bir annesi, bir babası. Onlara değer veriyoruz. Ve şimdi mesela bayram günlerinde çocuklara da işte kaç gün oruç tuttun, kaç sefer teravihe gittin falan böyle bir küçük yoklama yaparak ondan sonra ona aferin, tebrik ederim, bak ne güzel iki gün oruç tutmuşsun ya da tekne orucu tutmuşsun. Tekne orucunu biliyorsunuz değil tabii, mi? Tabii tabii. Tekne gün orucunun falan. yarım gün ya da yarım işte gün. iki saat, üç saat. Tekne orucunu biz millet olarak tam anlamını bilmiyoruz. O kadar anlamlı ki. Tekne diyoruz ya, bu hamur teknesi mi, süt teknesi mi? Değil. Esas onun anlamı tekniğe. Tekniğenin anlamı da künyelendirme demek. Sen demek istiyorsun ki çocuğa, yavrucuğum sen Müslüman bir çocuksun. Evet. İleride oruç tutacaksın. Evet. Şimdi seni oruca alış, alıştırıyorum. Seni künyelendiriyorum, Aynen. sana künye takıyorum, Müslüman kün, künyesi takıyorum. Ne dediniz adı? Tekniye. Tekniye. Biz ona kısaltmışız, tekne demişiz. Galatı meşru yani. Yani halk arasında dolanıyor. Yani tekne çocuk nasıl alışabilir ki? Böyle alışır. Doğru. Yani çocuk bir saat tutar, iki saat tutar. İşte o havaya girer. Hani çocuklar heveslidir ya. Evet. Sahur'a ailesiyle beraber kalkmak ister, o sahur neşesini yaşamak ister iftar sevincini yaşamak ister. Bizim mecdadımız böyle böyle bu nesli alıştırmış medeniyetine bağlı hale getirmiş. Tabii. Yoksa biz alıştırmazsak, medeniyetimizle tanıştırmazsak, e, o zaman başka medeniyetler var dünyada ithal etmek isteyen. O medeniyetler bizim çoluğumuzu, çocuğumuzu alır elimizden götürür. Kınayarak değil, ötekileştirerek değil, değil mi değil, değil, hocam? Kesinlikle. Birleştirerek. Tabii, tabii. Şimdi e, sevgili seyircilerimiz sorularla devam ediyoruz. Emine Hanım hocam hoş geldi programımıza demiş. Evet, Allah razı olsun. şu içinde sohbetinizi dinliyoruz. Sağolunuz. Kocam uyurken telefonunu karıştırıyorum. İçime de bir şüphe düştü. Bu günah mıdır diye soruyor size. Evet bence karıştırmamalı. <laughs> Ama merak ediyor hocam. Yani e, biliyorsunuz her insanın hani sırlarından bahsettik ya. Evet. Ya da her insanın kendine göre bir mahremiyet alanı var. Karı koca vardır. arasında olur mu bu? Ee, eğer tabii şüpheler varsa karıştırsın. <laughs> Hocam karıştırma ama şüphe. Ama şüphesi yoksa da kimse kimsenin telefonunu karıştırmamalı. balım. Şüphe varsa? Şüphesi varsa karıştırabilir. O, yani biraz şey fetva oldu ama en azından kalbi rahatlasın, rahat etsin diye bakabilir. Artık çünkü karı koca da kendi bünyesinde bir mahremiyeti oluşturuyor. Değil mi hocam? Evet. evet. Günah girmiyor yani. Yani girmez diye düşünüyoruz. <laughs> Yusuf hocam kadar net cevap veremiyorum ama. <laughs> hocam Yusuf hocam buna ne derdi? Korun benim telefonumu nasıl karıştırır ya derdi. Evet evet doğru. <laughs> Hayır dini açıdan hakikaten yani bu mesela içimi kemiriyor. Evet. Ee, kocam da neler karıştırıyor diye uyurken bakmak istiyorum. Hı hı hı. Yani şöyle söyleyeyim Nur Hanım. Yani her bir insanın bir duvarları dediğimiz mahremiyet alanı vardır. Yani hani günah da gizlidir, sevap da gizlidir diye bir laf var ya. Evet. Kur'an-ı Kerim'de e, Hucurat suresinde tecessüs yasaklanmış. Tecessüs evet, demek? demek gizli şeyleri araştırmak demek, casusluk demek. Aa Tecessüs. Evet. Ha, bu da tecessüse mi giriyor? Tabii bu biraz e, tecessüse giriyor. Yani. Eşiniz de olsa, oğlunuz da olsa, kızınız da olsa ya bu benim oğlum, bu benim kızım deyip onun telefonunu normalde karıştırma hakkınız yok. Ama siz şimdi şüpheleniyor, kalbine şüphe düşmüş evet. falan deyince e, onun da bir rahatlaması lazım. Yoksa tabii. hasta olacak, takıntı olacak tabii. E, veyahut da suçlayacak en azından temize çıkması için ben tabii temize çıkmasını istiyorum da Böyle konuşuyorum. Siz şu anda e, evet. gerçekten iyi niyetinizle davranıyorsunuz. Evet. Kocanın telefonunu karıştırdın, temize çıktın. Evet, inşallah. <laughs> ki hocam, çok yaygın olan bir şey var ki gerçekten. Evet. Bu aldatmalar falan görüyoruz. Yani evet. hakikaten evlilikleri yıkan temel mesele. Peki, e, eşimin telefonunu karıştırdım. İçim rahatlasın diye. Bir şüpheye düştüm. Baktım ki telefonunda... ...olmadık şeyler gördüm. Ya evet. da... E, ...hoşuma gitmeyen bazı fotoğraflar... ...hoşuma gitmeyen yazışmalar gördüm. Evet. Ne yapabiliriz diye soralım hocamıza. Reklamdan sonra... ...sorulara da devam edeceğiz. Vereceğiniz cevabı çok merak ediyorum gerçekten. Sevgili seyircilerimiz... ...az sonra reklamdan sonra... ...gönüller doğada birleştirecek. Bugün çok güzel bir gün. Hem Ramazan... ...hem mübarek Cuma... Çok hem de Kadir Gecesi. Hadi gelin bu fırsatı kaçırmayalım. Gönülleri duada birleştirelim. Bugün Musa Bilgiç Hocam öyle bir cuma duası yapacak ki. Gönül teliniz titreyebilir. Reklamdan sonra buradayız. Evet. Dinimiz ne diyor? Güncel hayattan kafamıza takılan soruları Musa Bilgiç Hocamız canlı yayında sizler için cevaplıyor. Sevgili büyüklerim, hayırlı cumalar diliyorum. Bugün gerçekten çifte bayram yaşıyoruz. Nedir? Hem Ramazan, hem cuma, evet. hem de mübarek Kadir Gecesi. Bu geceyi en güzel şekilde idrak edebilmemizi Rabbim hepimize nasip etsin. Amin. Ve sevgili seyircilerimiz, Musa Bilgiç Hocamla bugün cuma duası yapacağız. Türkiye'nin dört bir yanından katılırlar hocam cuma duamıza. Evet, inşallah. Yurt dışından katılanlar vardır. Bugün şöyle öyle bir cuma duası olsun ki gönül telimiz titresin bugün. İnşallah, inşallah. Şimdi sevgili seyircilerimiz, az önce bir soru sormuştu bir izleyicimiz. Kocam uyurken cep telefonunu karıştırıyorum günaha giriyor muyum diye. Hocam da dedi ki e, dinen bunu yapmamak gerekir. Ama yüreğinize bir şey düşerse onu da bir ferahlatmak gerekir, bir bakmak gerekir dediniz değil mi? Evet. Yanlış söylemiyorum. Yani e, aile mahremiyeti açısından sadakat deniyor ya. Hı hı. Sadakati ihlal edecek bir durum sezinliyorsanız hı hı. E, bakabilirsiniz. Çünkü bu evlilik sadakatle yürür. Tabii. E sadakat bozulduktan sonra, insanların birbirine güveni kalmadıktan sonra nasıl yürüsün bu evlilik? Peki hocam, baktık ve olmadık şeylerle karşılaştık. Allah muhafaza. Başka kadınlarla yazışmış, başka fotoğraflar var. Evet. Ne yapmamız gerekir? Hukuki gideceğiz. Biliyorsunuz artık eğer bunun bir mantıklı izahı varsa eş tarafından, ...izahı kabul edilebiliyorsa edilir ama hı hı. izahı yoksa e, bunun artık hukuki mercilerle bu işin bir sonuca kavuşturulması gerekir hı hı. E, çünkü bu aldatma gibi bir şey oluyor e, Tabii hoş bir şey değil bir yuva için keşke olmasa e, bunun da en büyük zararını biliyorsunuz çocuklar yaşıyor tabi yani belki o insanlar çok umurunda değil yani. Herkes yoluna gidebilir. Hatta kendine yeni bir hayat da açabilir. Ama bu burada en büyük zararı minikler, yavrular görüyor. Evet. İşte e, o da hepimizi üzüyor. Keşke olmasa. Evet. Aslında e, yani çocuk yaptığınız zaman bile birkaç defa düşünmeniz gerekir. Tabii ki hiç kimse boşanmak için evlenmiyor. Evet. Evet. Ama gerçekten çeken biliyor. Sizin çocuğunuz var mı hocam? Var. Üç tane ellerinizden öper. Ay Allah bağışlasın. Kaç amin, yaşlarındalar? Amin. Ee, bir tanesi 26 yaşında tanesi 24 yaşında. 26 yaşında mı? Tabii. Hocam ne kadar genç yaşında. duruyorsunuz. Evet, öyle oldu. <laughs> Çok da genç değilim ya. Ama evet. hiç yani 20, 26 yaşında bir çocuğu var gibi duruyor mu sizce? Evet. Ki yani ekran bakın ekran bir tık daha büyük gösterir. Bir tık daha bir tık daha kilolu gösterir. Bir tık daha bir tık daha konuşamıyorum ben de. Ee, yaşlı demeyeceğim de ileri yaşta gösteriyor. Evet. Ama maşallahınız var. Allah hepimize sağlık afiyet versin. Amin. Evlatlarımızı hayırlı eylesin. Amin. Bize böyle yüz aklığı verdirecek, Amin. gurur duyduracak evlatlar nasip eylesin. Amin hocam. Bazen biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de evlatla alakalı evlat şöyle geçiyor ayet. Estağfurullah. İnname emvalukum ve evladukum fitne. Sizin mallarınız ve evlatlarınız bir evet. imtihan sebebidir diyor. <laughs> İnsan bazen malıyla imtihan oluyor. Bazen evladıyla imtihan oluyor. Onun için e, Rabbim bizi e, imtihan etmesin. İmtihan Amin. edersek de eder ederse de kazanmayı nasip eylesin. Zorumuzu Amin. kolay eylesin. Çünkü evlat e, biliyorsunuz deniz suyu gibidir. Ne içilir ne geçilir diyor. Hakikaten öyle. Yani e, evlat olayı çok hassas bir konu. Ne bırakıp Ama, gidersin? Gidebilirsin. Bırakıp gidemezsin. E, mecburen evlat yani nihayetinde atsan atılmaz, satsan, satsan satılmaz. Satılmaz doğru şunu yaparsak belki işlerimiz biraz yoluna girer. Hani biz bazen böyle dünya yatırımlarına önem veririz ya. Hı hı. Bizim en büyük yatırımımız aslında evlatlaradır biliyor musunuz? Hani bizde ceketini satıp okutmak şeyi vardır. Ben diyorum ki ceketi satıp okutalım ama okuturken hani bu değerler eğitimi diyoruz ya Çok manevi önemli. eğitim, ahlak eğitimi, merhamet eğitimi, Tabii. insan olma eğitimi yani böyle biraz böyle nefsine çok düşkün değil de hani çocuk mesela canı ne isterse alıyoruz canı ne isterse onu hemen ona şey yapıyoruz ulaştırıyoruz böyle değil de çocuğu biraz daha böyle gerçekten insan haysiyet ve onurunu taşıyacak düzeyde erdemlerle donatacak manevi eğitimini bu da biliyorsunuz hem okullarda oluyor bazen din kültürü hocalarımızdan Allah razı olsun bazen de yaz kurslarında camilerde oluyor ki bizim toplumumuzun istatistiklere göre yüzde yetmişi din adına ne öğrendiyse yaz kurslarında camilerde öğrenmiş küçükken gidiyoruz ya camiye yani bilmiyorum siz gittiniz mi <laughs> gittim ama hocam ben yani benim anım kötü orada hocamız hmm. çok bağırıyordu evet keşke bağırmasa bağıran evet hocaları ya. sevmiyoruz bilmiyorum var mı benim gibi aynı şeyi yaşayan vardır bir de şöyle bir şey vardı böyle tın tın hmm. <laughs> evet. cetvelle ama eskiden de o şimdi <laughs> Şöyle. Askerde de vardı biliyorsunuz. Yani askerlik anıları. Ay ben de hiç çenemi tutamam ya. Yani Bu söylenir mi ama söylüyorum öğrencilikte yani. Öğrencilikte de böyle. İlla eskiden böyle biraz sert öğretmen makbuldü. Eti senin kemiği benim derdi veliler e artık, falan. Evet. Ama şimdi o devirler geçti. Şimdi pedagogik ilkeler doğrultusunda. Ya. Yani biliyorsunuz bir yetişkin eğitimi var bir de çocuk eğitimi var. Mesela bizim 4-6 yaş kurslarımız var. Duydunuz mu bilmiyorum. Duymadım. İstanbul'da en fazla 4-6 yaş kursları Pendik Müftülüğü'nde var. Yani e, o kadar güzel ki 4-5-6 yaşlarındaki çocuklar geliyorlar anneleriyle beraber geliyor bazen. Orada hem e, değerlerimizi öğreniyorlar çok böyle yüklü değil yani basit böyle işte bir sofra duasıdır bir fatihadır falan sübhanekedir onları öğreniyorlar. Hem de işte e, kişisel gelişim olarak o çocukların Aynı o güzel. çağdaki işte yazı çizi e, oyun e, veyahut da kesme biçme onların şeyleri çok oluyor böyle güzel bir şekilde etkinliklerle oynatarak. Hı hı. Yani oyun oynatarak öğretme modeliyle çocuklar orada cami sevgisini kazanıyorlar, vatan sevgisini ve bu böyle olur. Yani İslam'ı en güzel anlatan hocalarımızdan birisiniz. Bunu Allah razı yüzünüze olsun. de söylüyorum, arkanızdan da her mecliste konuştuğumuzda gerçekten o kadar ılımlı, o kadar birleştirici, o kadar sadeleştirici ki yani e, Musa Bilgiç gibi hocalarımız çoğalsın. İslam'ı evet. en güzel şekilde anlatalım, yayalım. E, hocamızı da sosyal medyasından da takip edin lütfen. Musa Bilgiç Alt Tire. Hatta Aydacım verebilir. Ha vermiş zaten. Hay bin yaşayın valla. Ekibim benden evet, daha hızlı. Çok sağ olsun, Musa aynen. Bilgiç Alt Tire. Takip edin hocamızı lütfen. Şimdi hocam. Ş şunu şunu ya, söylemek istiyorum sorunuza geçmeden. Hani bizim inancımızın e, biliyorsunuz kendisi çok güzel. Bunun Şüphesiz. sunuma, sunumcular güzel bir şeyi güzel sunması lazım. Haklısınız. Eğer hani şey vardır ya siz eve çok güzel malzemeler aldınız ama evet bunu iyi sunamazsanız bir kıymeti Hiç bir kalmaz. Hiçbir kıymeti kalmaz. Yani ürün çok güzel ama siz sunamıyorsunuz. Şimdi İslamiyet'in kendisi fıtrata uygun, hı hı. son mükemmel bir din. insana tüm herkese hitap eden güzel bir din ama bunun sunucuları... Sunum hatası yapıyorlar, iyi sunamıyorlar, Sunucularından kastınız kim? Yani meslektaşlarımızdan bazıları Bravo. diyelim. Biraz böyle sanki, biraz ne diyelim, hani bizde şey vardır. Ayrıştıran, ötekileştiren. Günaha, günaha kızarız biz, günahkara değil. Bravo. Günahkar bizim kardeşimizdir. Günahkar öyle bir tevbe eder ki, herkesten daha iyi olabilir, sizden bizden iyi olabilir. Değil mi? Tabii. Bir de ve ya, ön yargıyla davranırlar ya mesela. Şöyle evet. bakar. Aman hani parayla imanın kimde olduğu anlaşılmaz. Doğru. Çok güzel bir söz. Çok anlamlı bir söz. Ve bu, bu devirde dış görünüşe bakarak imanı sorguluyorlar. Evet. Sen doğru. nereden biliyorsun? Bilemezsin. Belki benim başım açık ben senden daha imanlıyım. Evet. He, şunu bilemem. Dini evet. açıdan evet başımı örtmem gerekir. Evet, doğru. O da benim hatam. Doğru. Kula kulu yargılamak düşer mi? düşmez. Bugün böyledir ama bir müddet sonra başka bir duruma geçebilir. Yani dediğimiz gibi insanoğlunun bizim inanç değerlerimizde itibar sonadır Nur Hanım. İtibar başa değildir, ortaya değildir. Hani hep dua vardır ya büyüklerimiz. Allah sonumuzu hayır eylesin diye. Amin. Yani bir insanın bile hayat yolculuğunda bir bakıyorsunuz zikzaklar var. Ama sonu sonu iyi ise oradan kurtarır. Doğru. Ee, ama Bazen böyle arada zikzak vermiş, zikzaksız insan zaten çok zor. Yani hayat inişleri çıkışları olabilir Değil bazen, mi? savrulmalar olabilir. Program başında dediğinizde bir kere nefsimiz var yani. Evet, evet. Nefsin ister istemez seni kötüye itiyor. Çağ çok zor bir çağ. Yani çok. günahların bollaştığı. Eskiden mesela 100 sene önce insan günah işlemek istese günah işleyeceği <laughs> ortam yok. Hakikaten doğru. Akşam elektrik yok, hava karardı mı hayat bitiyor. Şimdi öyle değil ki. Hocam, ben mesela şey. Pamukkale Müftülüğü yaptım daha önce. <laughs> Orada çalışan dostlarım vardı. Bana diyorlardı ki "Hocam sen kaçta uyuyorsun?" <laughs> ben de diyorum 11'de falan. Oho hocam hayat burada 11'de başlıyor. Siz uyurken biz yeni hayata başlıyoruz diyorlardı. <laughs> Ay hocam. Gerçekten de öyle yani. Günah işecek ortam yok e, Tabii ki. Şimdiki hocam, şimdiki ortam şimdi, nasıl? Şimdi e, sağa Ana, bak günah, sola bak günah. Günahlara erişim çok kolaylaştı. Doğru. Yani günahlar elimizin altında. Ve bu imtihanın zorluğunu gösteriyor. En büyük günah ne mesela? Yani hepimizin ortak işlediği. Evet. Mesela erişimin çok olduğu. Neye örnek verirsiniz? Şimdi Allah'a karşı günahların en büyüğü şirktir. Allah'a karşı şirk. Yani Hı -hı. onu tanımamak. Hı -hı. şirk. Çünkü e, Lokman Aleyhisselam'ın oğluna biliyorsunuz Lokman Suresinde 9 tane tavsiyesi var. Bunlardan ilki. Ya büneyye yavrucuğum. La tüşrik billah. Sakın ha tanrı tanımaz olma. Allah tanımaz olma, şirk koşma. Çünkü inne şirkel zulmün azim. Çünkü şirk en büyük zulümdür. Zulüm burada haksızlık demek. Yani mesela nasıl ki bir iş yerinin patronu var. O iş yeri o patron ekmek veriyor. Sen onu tanımazsan ne yaparsın? Ona nankörlük yapmış olursun. Tabii. Şimdi kainatın da sahibini tanımazsan, kainatın sahibi var. Sen onu tanımıyorsun. Gidiyorsun başka şeylere tapıyorsun diyelim. Bu Cenab-ı Allah'a karşı, onun konumuna karşı haksızlık oluyor. Hı hı. Buradaki zulüm o haksızlık. İnsanlar ee, insanlar arasındaki ilişkilerde de en büyük şey mevzu kul hakkıdır. Ya. Kul haklarına çok dikkat etmek lazım. Ee, bu kul hakları illa parayla olmaz. Bazen sözle de kul hakkına girebiliriz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Estağfirullah. Ve izâ <Sessizlik> kultum fa'dilû velev kâne za konuştuğunuz zaman diyor, akrabanız bile mevzu olsa adil konuşun. Şimdi biz ne yapıyoruz? Kendimizden biri ise, yakınlarımızsa ona göre konuşuyoruz. Tabii. Yabancıysa, elin oğluysa, elin kızıysa atıyoruz da atıyoruz. Kendisi de yok ya. ama adil, Cenab-ı Allah diyor ki, akrabaların, en yakınların lehine veyahut da aleyhine bile olsa mevzu, konuştuğunuz zaman ada adil olun adaletten sapmayın diyor. Biz bunu başarabiliyor muyuz? Yok. Bir şey soracağım hocam. Kuyruktasın mesela. Bir kuyruk bekliyorsun. Ben her sabah karşılaştığım bir şey söyleyeceğim size. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiyorum. Klasik geçenler çok iyi bilirler. Böyle bir kuyruk vardır. Bazı uyanıklarsa gelip böyle tam köprünün dibinden o kuyruğa girip yola devam ederler. Evet. Bunlar kaç kişinin kul hakkına girmiş oluyorlar ve kul hakkına girmiş oluyorlar mı aslında? Temel evet. soru bu. Yani kul hakkına giriyorlar. Neden? Çünkü orada bekleyenler var. Bekleyenler saygısını bozmuyor. Kimsenin hakkına girmeyeyim diye bekliyor değil mi? Tabii. Onlarda akıl var. Onlar da gireb geçebilir oradan. Değil mi? Hele bir de sağ şeritten gidenler var. Yani onlar eğer sağ şerit ne için konulmuş? Zorunlu haller, hasta olur, yangın olur, bir yere hı yetişecektir. Hı. Veyahut da belirli bir görevi vardır. Çok ağır, önemli bir görevi vardır. Ama sen şimdi sağ şeriti ihlal ediyorsun dolduruyorsun orayı ne yapıyorsun bir hasta beş dakikayla o hastayı kaybetsek ne olur <laughs> ne ya da büyük bir, bir yangına vebal. yetişemese değil mi yani bu kul hakkının e, dik alazıdır yani bunlara hani biliyorsunuz biz tabii bu biraz da kul hakkından ziyade aslında bir vatandaşlık görevi yani evet. eskiden vatandaşlık dersi vardı okullarda devlete karşı görevlerimiz var değil mi Allah'a karşı görevlerimiz var e, insanlara karşı görevlerimiz var, hayvanlara karşı görevlerimiz var. Yani bugün mesela e, toplum olarak herkes herkese karşı görevini tam olarak güzel bir bilinçle yapsa evet. Dünya ne olur? Ülkemiz ne olur? Cennet olur. Cennet. E, şimdi e, kimse görevini yapmıyor. Herkes uyanıklık peşinde. Herkes işte e, tabiri caizse çakallık peşinde diyelim. Doğru. Ondan sonra da dünya yaşanmaz hale geliyor. Toplum yaşanmaz hale geliyor. Uyanıkların işi hep oluyor, e, uyanık olmayanların da hep böyle mağdur oluyorlar. Onun için bu tamamen kul hakkıdır. Biz ne olursa olsun e, adaletten şaşmadan medeni ölçüler içerisinde yaşamasını bilmeliyiz. Uyanıklık iyi bir şey değil. Daha doğrusu Şimdi, kurnazlık iyi bir kurnazlık şey değil. Kurnazlık iyi bir şey değil. Şimdi hocam az önce dedik ki evlatla sınanmayalım. Kurnaz insanlar. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Soruya bakar mısınız? 24 yaşındaki kızı insanları dolandırıp alışveriş yapıyormuş. "Allah'ım evlerden ırak. Kızımı bu günahtan nasıl kurtarabilirim Musa hocam? Lütfen bana yardımcı olun." demiş. Evet. Şimdi e, tabii anne baba olarak e, biliyorsunuz belirli bir yaşa kadar e, yani görevlerimiz var. Hani ağaç yaşken eğilir diyoruz ya. Doğru. Daha küçük çocuk küçükken e, ona ödevlerimizi görevlerimizi tam yapabilmişsek e, belki sorumluluğumuz olmaz. Ama saldım çayıra deyip yani çocuğu serbest bıraktık, eğitimini tam ahlak eğitimini veremedik. O da sonra. Böyle ileri düzeyde bir dolandırıcı oldu. Allah göstermesin. Biz bundan dolayı bu çocuğun gelişiminde, yetişmesinde onu iyi yönelt, yönlendirmediğimiz için mesul oluruz bu çocuğun yaptıklarından. Ama esas yapılacak iş e, devlet olarak. Yani mesela ben bazen haberlerde görüyorum bir anne evladını ihbar ediyor. Niye yapıyor bunu? Yani aslında iyi bir şey yapıyor. Artık onun bir, bir an önce zararını durdurmak istiyor. Önlemek istiyor. Hem cezası yükselmesin hem de o çocuğun zarar vereceği kesimler zarar görmesin. Ve kim ister yani evladı zarara uğrasın Tabii diye. Tabii ki. Yani hani güzel bir hikaye anlatılır. E, zamanın birinde bir e, çok azılı bir hırsız e, ceza verilecek de eski zamanda idam edilecek. Hı hı. Son dileğin nedir diyorlar. Diyor ki annemi çağırın. ...işte annemi bir görmek istiyorum. Getiriyorlar annesini. Annesine diyor ki anneciğim işte şu mübarek dilini bir öpeyim diyor. Dilini öpeyim derken kadının dilini ısırıyor. Ondan sonra diyorlar ki vay zalim. Zaten hırsızlık yaptın, her şeyi çaldın. En son bir de tuttuğun annenin dilini kopardın. Diyor ki bir de bana sorun bakalım. Ben diyor küçükken gittim diyor. Bir tane komşunun kümesinden yumurta çaldım, anneme getirdim. Annem "Aferin oğlum." dedi. Arkasından tavuk çaldım getirdim. "Aferin oğlum." dedi. Ya. Arkasından koyun çaldım getirdim. "Aferin oğlum." dedi. Hiç demedi ki "Oğlum sen bunları nereden getiriyorsun? Nereden buluyorsun? Sana bu yumurtayı kim verdi? Bu tavuğu kim verdi? Bu kuzuyu, koyunu kim verdi sana?" demedi. Be beni serbest bıraktı. Ben de böyle azılı bir hırsız oldum. Benim bugün böyle bu hale gelmemde annemin sorumluluğu var. O dilini müsbet yönde kullanmadı, beni eğitmedi. Ben de onun dilini ısırdım diyor. Yani ne demek bu? Çocukları, çok anlamlı. Tabi. Çok anlamlı. Yani Demir anne tavında baba, dövülür yani. Anne baba sadece çocuğunu fiziken beslemeyecek. Tabi. Ruhen. Tabi. Onun tekamülünü hatta işte çocuğu mesela bazen böyle sanata yönlendirerek, Ondan sonra... Hocam harikasınız ya. Yani o çocuğun o ruhsal gelişim, sanatçı ruhu. Yani her şey bedenden ibaret değil. O çocukların, biliyorsunuz insanoğlunun bedeni etten kemikten mamul. Ama insanı insan yapan eti kemiği değil, insanı insan yapan ruhudur. O kalbi kalbindeki bir takım güzelliklerdir. Onun için çocukların kalp gelişimini, ruh gelişimini ve manevi gelişimini ihmal etmemeliyiz. Vallahi gözlerim doldu biliyor musunuz? Bütün bu anlatımınız, bu birleştirici, bu hümanist yaklaşımınız, çocukları sanatla süslememiz gerektiğini evet. e, anlatan söylemleriniz. Allah sizin gibilerin sayısını çoğaltsın. Bir seyircimiz dünya derdi bitmiş, ahireti düşünüyor şimdi evet. ama dünyalıklarıyla ahiret sorusunu soruyor. Ahirette ayakkabı ve çantalarımız ne olacak diyor. Yani şimdi izleyicimiz de artık e, ayakkabılarını, çantalarını çok mu seviyor? Yani gerçi caiz değil ama bari yanında götürsün mezarında e, diyeceğim ama şimdi esas dert bu değil Nur hanım. Yani bu kardeşimiz ahireti hiç anlamamış. Şimdi mesela ahireti bize anlatan, tanıtan Kur'an-ı Kerim'in muhteşem sureleri var. Aslında detayları da soruyor hocam. Ayakkabıları, çantalarımız, eşyalarımız ne olacak? Öldükten sonra dağıtılıyor ya diyor. He. Mesela dinen bunu ne yapmamız gerekiyor? He, o manada mı soruyor? E, o... ya, işte bu manada. Yani... Ayakkabılarımız, çantalarımız, eşyalarımız ne olacak ahirette? <laughs> yani şimdi e, bunlar vefat ettiği zaman insanların böyle malzemeleri dağıtılıyor fakirlere, ihtiyaç sahiplerine. Ama şu manada soruyorsa biraz böyle muziplik olsun diye işte ahirette benim çantam ya da ayakkabıma kavuşabilecek miyim? Bence bu manada soruyor. Bu manada soruyorsa. Soruyorsa or biraz sonra cevaplayalım. Orası ona. öyle bir yer değil. <laughs> Mana derin. Evet. Dünya derdi bitti. Yani orası öyle bir yer değil. Orada özellikle Kur'an-ı Kerim'de bir ayette yevme yefir rulmer min ahi kişi diyor o gün kardeşinden kaçar. Ya. Ve ümmihi ve ebi annesinden babasından kaçar. Ve sahibeti ve beni 40 yıllık hayat arkadaşından evlatlarından kaçar. Niye kaçar? Biraz sonra cevaplayalım. Evet. Neden kaçar? Az sonra. Sevgili hocam bu arada çok çok güzel mesajlarımız var. Musa hocamıza selam ve sevgiler. Hayırlı cumalar. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Eee herkes de sevgilerini göndermiş. Herkes Yusuf hocama şifa duası gönderiyor. Allah ee, Allah. çok teşekkür ediyoruz. Ee, bir seyircimiz demiş ki Nuranım Hanım hoca e, hocam bana rahle atmıştı. Camiden beni soğuttu demiş. Hmm. E, Kur'an'a oturdum kendim öğrendim demiş. Çok eskiden benim de başıma evet. böyle bir şey geldi. Hmm. Hani anlattık ya evet. sevgi, şefkat, birleştirmek evet, değil mi? Doğru. Seyircilerimiz de hikayelerini paylaşmış bizimle. Sevgili Sevgi Hanımca, Cabbar Sevgi çok teşekkür ediyoruz. Ee, Tabi unutsunlar artık o olumsuz olumsuz değil hocam? şeyleri, unutsunlar. Yani pireye kızıp yorgan yakılmaz. Ya. Şimdi yani böyle birisi bir kaba davranış yaptı diye camiye mi küseceğiz? Değil mi? Dine mi küseceğiz? Değil mi? Yani o yanlış olur. Biraz önce dediniz ki bir seyircimiz dedi ki ahirette çantam, ayakkabılarımı ne yapacağım dediğinde siz bir şey dediniz, ahiret için düşünmemiz gereken bir şey var. Şimdi şöyle söyleyeyim, e, biliyorsunuz ahiret hayatı Kur'an-ı Kerim'de tarif edilmiş. Orada ne olacak, ne bitecek, hı hı. neyle karşılaşacağız? Bunları mesela Kur'an-ı Kerim'de Vakıa Suresi, İnfitar Suresi, Kıyame Suresi, özellikle Kur'an'ın son sureleri. Ezberlemesi de çok zordur. Neden ezberlemesi Neden? zordur biliyor musunuz? Kıyametteki o kötü hallerden bahseder. Şimdi iyi ki kıyamet var, İyi ki hesap var. Yani yapanın yaptığı yanına kar kalsaydı ne olurdu bizim halimiz? ya Mazlumların durumu ne olurdu? Zulme uğrayanlar, haksızlığa uğrayanların durumu ne olurdu? Kıyamet bir umuttur, ahiret bir umuttur ve hepimiz için bir hesaplaşma yeridir. Yani şöyle söyleyelim, bu kardeşimiz mesela öteki tarafta hani. Kişi öldüğü zaman yanında ne götürebilir ki? Öyle bir hikaye var biliyorsunuz. Adamın birisi çok varlıklıymış, çok zenginmiş de. Evet. E, öldükten sonra da oğlunun öyle hayırlı işler yapmasını istiyormuş. Bir mesaj vermek istemiş oğluna. Vasiyet etmiş. Demiş ki ben öldüğüm zaman vasiyetimdir. Benim ayağıma bir çift çorap geçirin. Benim ayaklarım üşür demiş. Yani hikaye bu ya. Neyse tam vefat ederken... Hocaya rica ediyor. Hocam babamın böyle bir vasiyeti var. Kırmamamız lazım. Yapmamız lazım. Hoca efendi diyor ki evladım insan öldüğü zaman yanında kefenden başka bir şey götüremez. Çorap, çarık, eldiven, bunlar ayakkabı bunlar olmaz diyor. O esnada bu akıllı adam baba bir çok sevdiği dostuna mektup bırakmış. Demiş ki benim mezarımda bir tartışma olacak, yaşanacak. Bu mektubu oğluma ver. Veriyor mektubu, açıp okuyorlar. Mesaj veriyor oğluna. Evladım bak görüyorsun öteki tarafa gidiyorum ama yanımda bir çorabı bile bana müsaade etmiyorlar. Bir çorap bile götüremiyorum. Şimdi sen de bir gün benim gibi böyle bu kara yere gireceksin. Sen de bir çorap bile götüremeyeceksin. Sana bırakmış olduğu mal, mülk, serveti sen de benim gibi yoksulları gözet, fakirleri gözet, kapından onları boş çevirme, yardımcı ol, güzel bir insan ol, hayırsever ol diye ona bir mesaj veriyor. Ya. Ne kadar anlamlı değil mi? Yani bu dünyada olan her şey dünyada kalıyor. Tabii, Buradan sırtlanıp hiçbir şey götüremiyorsun. Aynen öyle. Ve huve hayrul varisin diyor Rabbimiz kendisine. Varislerin en hayırlısı Allah'tır diyor. Şimdi mesela insanoğlu malım 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 der durur diyor peygamberimiz. Halbuki insanoğlunun böyle malım malım diye hava atmasına gerek yok. Onun diyor yiyip tükettiği, giyip eskittiği, ve sadaka olarak verip geçtiğinden başka malı yoktur, yoktur diyor. Ya. Her şey dünyada kalıyor. Ani bir ölüm oluyor değil mi? Nur Evet. Hanım? Ne oluyor? Mallar, mülkler, servetler, arabalar ne oluyor? E hocam söz var ya, güvenme güzelliğine bir sivilce. Yani, yani. Güvenme malına, zenginliğine bir kıvılcım yeter. Yeter evet. Niye bazı insanlar bu kadar cimri? Yani İslam bunu bu kadar güzel anlatmışken Cimrilik kötü bir haslet, kötü bir huy, şeytandan kaynaklanıyor cimrilik. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, Estağzule, Es şeytanu ya'idukumul fakra ve ya'murukum bil fahşa. Şeytan diyor, daima insana fakirliği vaat eder. Fakir olursun, aman ha sakın sadaka verme, sakın zekatını vermeye kalkma, sakın fitre verme, sakın yoksula yardım etme, sen de fakir kalırsın diye fakirliği öğütler, vaat eder ve murukum bil fahşa ve daima çirkin şeyleri yapmasını emreder diyor. Şeytanın misyonu bu. Herkes misyonunu icra edecek. Fahşa yani fuhşiyat, her türlü yasal olmayan yaşamı te teklif eder şeytan diyor. Vallahu ya'idukum Allah da vaat eder diyor. Bunun karşılığında mu'firaten minhu ve fadla. Allah da bol bol lütuflarını ve bağışlayıcılığını vaat eder diyor. İyi ki de vaat etmiş. Rabbimiz bizi bağışlamasa, Tabii. bağışlayıcı olmasa, bize ummadığımız yerlerden lütuflar, rızıklar göndermese, bizim halimiz ne olurdu? Ne olurdu. Şimdi Ramazan ayında biraz açlık, çokça uykusuzluk, evet. ee, bazı insanlar sinirlerine hakim olamıyor. Tıpkı bize yazan seyircimiz gibi. Hocam ağzım o kadar bozuk ki aslında kalbim çok temiz ama oruçluyken herkese ve her şeye küfrediyorum. ediyorum. Hmm. Çok mu günah işlemi sayılırım diyor. Şimdi bu kardeşimiz orucu tam anlayamamış. Şimdi biliyorsunuz bizim oruçta Ramazanda kavramlarımız vardır. Bu kavramların gerçek anlamını bilirsek, mesela imsak. İmsak ne demek? Tutmak demek. Neyi hı hı. tutmak? Hem gıda alma bakımından, su içme bakımından ağzını tutmak, hem de dilini tutmak. Hı hı. Dilini de tutacaksın. Tutuyorsun çünkü. Gözünü tutmak, kulağını tutmak, azalarını tutmak. Ne, ne zamana kadar? İftara kadar. İftarda ise iftar kelimesinin anlamı iftar fıtrat kökünden gelir. Fıtrata dönmek. Normalde fıtratımızda yeme var, içme var değil mi? Hı hı hı. Ama iftarla beraber iftara kadar yemeği içmeyi bırakıyoruz, melekleşiyoruz. Hı hı. Melekler yemezler içmezler biliyorsunuz. Bir takım cinsel faaliyetlerden uzak oluyoruz. Ama iftarla beraber fıtratımıza dönüyoruz. Şimdi bu kardeşimiz yanlış anlamasın. Fıtratımıza dönüyoruz diye ben oruç dönemimde sövmem, saymam da iftardan sonra saydırırım. Anlamasın. Yani Ramazan'ın manevi bütünlüğü içerisinde. Şimdi Ramazan'ın gündüzleri kıymetli, oruçla geçiriyoruz. Geceleri de çok kıymetli. Gecelerin de teravih sünnetini, teravih namazı. Mesela biz teravih namazını aslında tam olarak tarif etmiyoruz. Teravih namazı ne demek biliyor musunuz? Teravih namazı Ramazan gecelerinin ihyası namazıdır hı hı. Hani mesela Cuma günü çok kıymetlidir ya Cumanın gecesi de kıymetlidir Ramazanın gündüzü Kıymetli olduğu gibi gecesi, gecesi de, de kıymetlidir kıymetli. Gecesini de peygamberimiz e, Teravih namazı Dediğimiz dinlene dinlene Teravih tervihe demek Arada dinlenmek salavat getirmek Böyle paldır küldür kılmak değil Bizimkiler bazen yanlış anlıyor Yani en hızlı kıldıran hoca makbul oluyor öyle değil Öyle hocalar var değil mi var. hocam yani onların şeyi cemaati de çok oluyor. Yani e, bizim milletimiz artık bir an önce kılayım. O da aslında kötü bir şey değil. Yani en azından camiye geliyor, Teravih kılıyor. Hızlı ya da hocam Allah ömrünüzü ömür yani, katsın. Şu zerafete ve inceliğe bakar mısınız? Camiye gelmesi yeterli diyor. Yeterli yani hiç, hiç gelmeyenin yanında. Mesela şimdi bazı dostlarımız vardır. Camiye cumadan cumaya gelirler. Evet. Onlar bizim için kıymetlidir. Evet beş vakit gelmeleri gerekir ama... Cuma'da gelmesi de kıymetlidir. Kime göre? Bayramdan bayrama gelene göre. Doğru. Şimdi bayramdan bayrama gelen de kıymetlidir. Kime göre? Hiç gelmeyene Hiç göre. Hiç gelmeyene göre. Şimdi hocam bir soru var. E, bunu anlayamadım. E, nişanlı mı? E, hocam biz nişanlıyız ama şöyle bir durum var. Bizi ailem e, nişanladı. E, bir yandan da görücü usulüyle nişanlandık diyor. Nişanlımı iki ay görüyorum. Bir ay göremiyorum. Neredesin nereye gittim diye sorduğumda soru da ekrana gelirse ben bunu anlamadım. Neredesin nereye gittim diye sorduğunda ghostlandım diyor. Ne demek? <laughs> anlamadım. Evet. Söyle Ayda. Ghost Ha Goslandım. Yeni bir gençler arasında söylenen bir şey mi bu? Goslanma. Ay Allah'ım ya Rabbim. Gençler arasında hayalet olmak diye bir şey varmış hocam. Dedik ya şimdi yok hmm. olması. Evet. Ee, yani adamı bir iki ay görüyormuş, bir ay görmüyormuş. İlişkisiyle, nişanlılığıyla ilgili e, hiçbir şey söylemiyormuş. Gençler arasında yeni de bir şey varmış. Goslandım diye. Hmm. Bir yaşıma daha girdim. Neler öğreniyoruz valla. Yani kimse goslanmasın. Herkes <laughs> Herkes meydanda olsun, bilelim kim nereye gitmiş, nereye gelmiş, bunları bilelim. Öyle gizlenip saklanıp da buna bir isim koymak doğru bir şey değil. Herkes şeffaf olsun. Aa. Ee, tabii gençlerin e, bir takım e, modern e, yaklaşımları var. Genellikle bu belki de büyük bir ihtimalle yine bize ithal olmuş bir kavramdır. Siz duydunuz mu daha önce? Ben hiç duymadım. İşte bu kavramları biz tanımıyoruz. Ee, yeni yeni bu gençler bu kavramları biliyor, öğreniyor. Fakat şöyle söyleyeyim, biz kendi kavramlarımızı bilmezsek işte bu kavramlar bizi esir alır. Yani yani insanlık tarihinde bir insan bir yola girmiş, nişanlılık süreci olabilir. Bu süreçte iki ay ortada gözüküp de bir ay... Artık... Hayalet gibiymiş yani. Hayalet. Bir çıkıyormuş, bir gidiyormuş, eğer bir geliyormuş. Bu, bu eğer düşünce yapısını bir takım inançlardan alıyorsa çok tehlikeli bir şey. Yani işte mesela Budizm gibi vesaire herhangi bir şeyden alıyorsa ona göre bir hani bir takım çağrışımlar var ya satanizmin çağrışımları var. Hmm. Öyle bir e, bizim değerlerimizin dışında bir şeyden alıyorsa inançtan alıyorsa menşeini çok sıkıntı daha da büyük sıkıntı. Hmm. Ama normal böyle hani şenlik olsun diye bir kaybolayım de herkes beni merak etsin gibi yapıyorsa. Hocam ona... sizin iyi niyetinizi severim ben. Yani her gününü düşünmemiz lazım. Bu, bu şenlik olsun diye değil bence. Bu ilişkiden sıkılıyor. Yeni şey, yeni tarz ilişkiler var ya böyle. Evet. Daha başlamamış ki. <laughs> yani Bismillahirrahmanirrahim. Daha nişanlılık. Zaten nişanlılık dönemleri Nur Hanım tanışma dönemleridir. O dönemlerde artık bu tencere kapağı uyacak mı, uymayacak mı? Evet. Yani bu ruhlar birbirini çekecek mi, sevecek mi, sevmeyecek mi, anlaşabilecek mi boyutunun ele alındığı dönemlerdir. O dönemlerde de sınırları korumak lazım. O sınırlar korunarak o tanışıklılık dönemi geçirilmesi lazım. Ondan sonra da eğer gerçekten de yürüme şansı gözükmüyorsa da nişanlıyken bozulması da daha iyidir. Siz özetlediniz zaten sorunun başında kimse goslanmasın. Evet, aynen. Gençler neler buluyorsunuz vallahi? Nerelerden neler çıkartıyorsunuz? Bir yaşıma daha girdim. Evet. Ne diyelim? Bu nişanlılık süresini iyi değerlendir diyelim genç kardeşimize. Evet, evet. Şimdi e, bir seyircimiz Nur ablacığım bütün samimiyetimle size yazıyorum diyor. E, türbeye gidip Hani sarı yerde bir türbe var hmm, ya hocam. Evet. Telli Baba türbesi. Evet, evet. Hayırlı bir eş için çünkü oraya insanlar niye gider? Hı -hı. Ya Hı -hı. evlendikten sonra gider ya da gider tel alır. Hı -hı. Hayırlı bir koca bulmak için Hı -hı. ya da hayırlı bir eş kadın de, bulmak evet. için. Türbeye gidiyorum. Hayırlı bir koca, zengin bir hayat ve hiçbir şeye karışmayan bir kaynanam olsun diyor. Hı -hı. Ben böyle dua ediyorum. Babaannem de diyor ki böyle dua edilmez. Senin bu ettiğin duayı da Allah kabul etmez. Duam kabul olur mu olmaz mı diye soruyor. Şimdi önce Evliyaullah dediğimiz... Evliya dediğimiz, evliya dost demek. Allah'ın dostluğuna mazhar olmuş kişiler var mıdır? Hı hı. Vardır. Hı hı. Allah'ın dostluğuna mazhar olmak şöyle bir şey. Yani Allah'ın Allah'ı kırmamak, Allah'ın tüm talimatlarını yerine getiren insana evliya denir. Hı hı. Herkes de olabilir evliya. Böyleyse eğer, yani mesela bir insan çalışarak peygamber olamaz, şehit de olamaz, nasibisi şehitlikte. Ama çalışarak gayret ederek Evliya olabilir. Veli olabilir. Aa. Tabii. Yani zaten Kur'an-ı Kerim'de evliyalığın iki şartı var. Birisi iman. Ellezine amenü ve kânü yettekûn. İlk defa duyuyorum İkincisi bunu. İkincisi de müttakî olmak. Müttakî olmak ne demek biliyor musunuz? Hani mesela sizin bir evladınız var. Anne babayı hiç kırmıyor. Siz ondan çok mutlusunuz. Çok seviyorsunuz. Veyahut da siz öğretmensiniz. Sizin öğrenciniz var. Sizi hiç kırmıyor. Siz onu çok seviyorsunuz. Şimdi Allah'ın da kulları arasında öyle bir kul var ki Allah'a hiç kırmıyor. Yanlışı yok. Yani çok güzel temiz bir yaşamı var. Hem Rabbine karşı temiz, hem kullara karşı çok hassas. Buna biz evliya diyoruz. Evliya sadece erkeklerden olmaz. Evliya kadınlardan da olur. Mesela Rabiatül Adeviye Hazretleri gibi tarihte evliya hanımefendiler vardır. O yüzden mi derler ki hocam evliya gibi insan diye hani? Tabii. Evliya günümüzde de vardır. İlla evliyalar çıkıp da böyle işte benim takipçim olun falan filan demez evliyalar. Evliyalar gizlidir. Evliyalar öyle kendini şöhret şeyine vermez. Yani Allah'ın öyle veli kulları vardır ki ellerini açıp da kaldırdığı zaman Cenab-ı Allah onun dileğini geri çevirmez. Öyle insanlar vardır. Şu anda bile vardır. Biz onların hürmetine belki de onların iyiliği hürmetine başımıza taş yağmıyor. Böyle güzel insanlar her zaman vardır, her çağda vardır. Yani Yunuslar, Mevlana'lar. Ama bunların iyilikleri mesela Yunusu Yunus yapan nedir? Mevlana'yı Mevlana, yı Mevlana yı yapan nedir? İşte büyük İstanbul evliyaları vardır mesela. Evliyalar ansiklopedisi vardır. O evliyaları evliya yapan değer, aldıkları ilham kaynağı pınar. İçtikleri pınar Kur'an pınarıdır. Hadis pınarıdır. Peygamberimizin hadisleri ona göre yaşamışlardır onlar. Hayatlarını ona göre tanzim etmişlerdir. Şimdi bir kardeşimiz de böyle bir evliyanın kabrine gidip... ...orada şöyle dua ederse sıkıntı olmaz bakın. Ya Rabbi evet. buradaki yatan bu hayırlı zatın hürmetine... Yüzü hürmetine. Ha, sen onu yani. çok seviyorsun. O evet. senin evliya kulun. Onun hürmetine, Hı. seninle olan dostluğu hürmetine... ...Ya Rabbi onun sevgisi hürmetine... Bana şöyle şöyle şeyler lütfet diye dua etse hiçbir şey olmaz. Ama bu dua Allah'ım bana zengin, hayırlı bir koca, zengin bir hayat, hiçbir şeye karışmayan bir kayınvalide. Evet. Or oraya gelmeden şunu söyleyeyim. Oradaki yatan evliyadan kim olursa olsun, isterse Eyüp Sultan Hazretleri olsun. Evet. Tutup da evliyadan ey işte falanca zat sen bana şunu ver, bunu ver derse o... Günaha girer, şirke girer. Hmm. Çünkü o veremez. Verecek olan Allah'tır. Şimdi burada da Allah'tan her şeyin hayırlısını istemek lazım. Mesela işte kaynanası olmayan mı dedi. Hayır, durdur etmeyen. Ya durdur etmeyen. O hepimizin isteği. Yani, <laughs> yani herkes böyle bir şey isteyebilir. Hocam siz evlisiniz, kayınvalideniz duyacak şimdi. Yok benim kayınvalidem gayet iyi. Ben çok memnunum. Hepimizin isteği. Evet, bir sıkıntım yok da. Ama şöyle söyleyeyim e, Nur Hanım. yani kayınvalide terörü de var mı bu ülkede? Var mı? Var. Var. Yani. <laughs> Hocam beyler siz ayakta alkışlıyor. Nedir kayınvalide terörü? S terör sadece erkeklere değil kadınlar için e, var. Yani ha. erkekler çok fazla öyle etkilenmeyebilir kayınvalide. Nedir şimdi. kayınvalide terörü? Ya şöyle, mesela e, kendi kızına daha kibar, daha affedici davranırken. Elin kızı diye ona yüklenmek, ona hayatı dar etmek isteyenler var mı? Ben onu demek istiyorum. Var. Var. Yani işte kendi kızı yaptığı zaman o yapar. İşte ona yakışıyor. Ama gelin yaparsa o yapmaz. Ya. Böyle çift, çifte standartlı çifte standart. değil de daha adil bir şekilde. Mesela yeni evlenmiş bir genç kız diyelim. Hayatı Hı -hı. daha yeni öğreniyor. Acemilikleri olabilir. ya Şimdi buna... Bir anne merhametiyle, şefkatiyle yaklaşarak onu güzel bir şekilde ikaz ederek, uyararak "Kızım bak sen hayatı bilmiyorsun. Senin bu dediğin gibi de olmuyor işler." diyerek güzel bir yaklaşımla, bir böyle abla gibi, anne gibi yaklaşmak var. Bir de tepeden hiçbir şey bilmiyor zaten falan gibi böyle onu dışlayıcı, onu böyle üzecek, kıracak, incitecek yaklaşım tarzları hoş bir şey değil. Ama gelin terörü de var hocam. Gelin terörü de var. Gelin terörü de var bu ülkede. Gelin de, Hemen alana kadar evet. köprüyü geçene kadar evet. anneciğim 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 köprüyü geçtikten sonra dizilerde bile görüyoruz işte izliyoruz evet. yani. yani anneyi yok sayıyor. Diziler tabii bizim için çok örnek değil ama toplumda yaşayan insanlar olarak biliyoruz ki çok doğru söylüyorsunuz gelin terörü de var yani. Evet. Bu terör demeyelim de gelin. E, Edepsizliği desek olur mu? Terör daha güzel oldu hocam. Yani <laughs> yani haddini bilmeme. Evet. Sınırlarını koruyamama. Kayınvalide de gelin de, Kayınvalide de var. Kayınvalide de bazen mazlum oluyor. Bu sefer de gelin çok baskın evet. oluyor. Ya bunların ayarını tutturmak çok bu kadar. Du duaya var? çok ihtiyacımız var. Dua At. edelim de. E biraz sonra çok edelim. Çok güzel bir dua var ya. Allah iyilerle karşılaştırsın. Amin. Bu bundan daha güzel bir dua yok biliyor musunuz? Geçen senelerde bir trafik kazası Vallahi gibi küçük ağlıca, bir şey oldu. Vallahi hocam beni. Emin olun kazada karşılaştığım kişi öyle kötü çıktı ki şöyle dua ettim. Allah'ım trafik kazasında bile kaza yaptığım kişi iyi olsun. Böyle olmasın. Yani Allah her aşamada her yerde bize iyilerle karşılaştırsın. Amin. Her aşamada. Sokakta. Sokakta, caddede, çalışma, işte. Çalışma, iş hayatında, Tabii özel zaten hayatında. Hayat iyilerle güzel. Yani kötüler hocam? hayatı yaşanmaz hale getiriyor, kötüler hayatı cehennem haline getiriyor. Onun için şeyin çok güzel duaları var peygamberlerin. Mesela Yusuf Aleyhisselamın Allah'ım beni iyilerle beraber haşreyle diyor. Amin. Yani iyiler arasına kat diyor. Yani iyilerle beraber beni bir bir araya getir diyor. Hı hı. E çünkü iyilerle yaşamak çok iyi. Çok iyi tabii. Evet. Allah iyilerle karşılaştırsın. Evet. Tam da gelin terörü ile ilgili buyurun efendim bir soru geldi. Oğlum 3 ay önce evlendi. Gelinimin de ilk evliliği olduğunu sanıyorduk. Ama gelinimin dördüncü evliliğiymiş. Çocuğum yok diyordu. İki tane de çocuğu varmış. Oğlumla gelinimi ayırsam günaha girer miyim? Nasıl ince bir soru. Evet yani keşke araştırma şansları olsaymış. Yani bu kadar da şey olmaması gerekir. Yani ne diyelim. Yanılma payı mı diyelim? Veyahut da nasıl insan gizleyebiliyor bunu? İyi saklamış demek ki hocam. İyi saklamış. Alın o... buyurun imtihanın en büyüğü. Evet. evet. Aslında burada şu var. Daha önceden evlenmiş olması mı problem burada? Yoksa evet. yalan söyleyip yalan bunun üzerine inşa etmesi? Bir insanın isterse yüz sefer evlensin o problem değil. Yani bunu şeffaf bir şekilde söyledikten sonra bunda bir sıkıntı yok. Ama hiç e, sanki evlenmemiş gibi... Bir, çocuğu bir var, evlilik tamam. sürecine gir, girmek ve bunu söylememek çok büyük bir yıkım olur. Büyük bir kayıp olur. Bir güvensizlik başlarken bitmesi gibi bir şey olur bunun. Yani Evet Allah burada da iyilerle karşılaştırsın. Amin. Kocam bir daha benimle uyumamak için yemin etti hocam. Ama şimdi çok pişman. Yemini bozması için nasıl dua etmeliyiz? Ne yapmamız gerekiyor? Bu duayla kurtarmaz. <laughs> Bu kefaret ödeyecek. Gerçekten tabii, mi? Tabii. 10 fakiri... Sabahlı akşamlı doyacak şekilde bir, bir fakir kaç paraya doyar, kendisi ne kadara doyuyorsa o kadara doyar. Yani zenginse bazen daha fazla, durumu şeyse normal işte. Hmm. Onunla çarpacak, onu sadaka olarak dağıtacak ya da eğer benim param yok ben bunları veremiyorum diyorsa üç gün peş peşe oruç tutacak bir daha da böyle saçma bir yemin yapmayacak peki burada e, niye o kefar niye o e, kefareti veriyor? Ceza de... Bu yemini bozuyor ya. Ha yemini bozduğu yemini için. Yemini bozduğu için. Yemini bozuyor. O zaman durup dururken e, Tabii. yemin etmemek gerekiyor Tabii. yani. Tabii. Yani aslında bu biraz gereksiz de bir yemin, Boş da bir yemin. Yani çok saçma bir yemin yani. Eee hani e, annemle konuşmayacağım anda. demek gibi bir şey. Kızmıştır o anda karısına Bir daha seninle birlikte uyumak istemiyorum demiştir. Evet. Pişman olmuş ama. <laughs> Bozmuş evet, yeminini. Evet. Artık e işte, üç gün oruç tutup yola devam et. Peki Allah zorunuzu kolaylaştırsın. Amin. Peki Kaynanamdan bize 3 daire, iki arsa, bir araba miras kaldı. Kaynanamdan kaldığı için satsam hem karımın hem de Kaynanamın günahına girer miyim diye soruyor. Miras helal. İster satar, ister atar. Yani hiçbir mahsuru yok. Miras zaten adı üzerinde. Ama karısının annesinden kalmış. Yanlış anlamıyorum değil mi? Kaynanam'dan bize kaldı diyor. Üç daire evet. iki arsa. Yani şöyle bu eğer... Aslında karısına kalmış it, it. kocası He, evet. çöküyor üzerine. O olmaz. O zaman o kime kalmışsa miras o onda her türlü tasarrufa... Değil mi? Kadına kalmış yani sahiptir. burada. Ama sen ya, hanımefendinin malına konmak gibi kafana göre satmaya kalkarsan Buna hukuk da müsaade etmez bugünkü Tabii. güncel olarak. Ee, Cenab-ı Allah da müsaade etmez. Çünkü o da bir bireydir. Hocam takılar kimindir düğünde? Takılan e, hanımefendiye takıldığı için hanımındır, kızındır. Ama bu takı mevzu çok hassas bir konu. Hı hı. Burada zaten eğer kimindir, senindir, benimdir tartışmasına girilirse bu evlilikte bir çatlak oluşur. Hı hı. Şöyle oluyor bazen. Esas takıyı mehir olarak tarif edelim. Hı hı. Yani mehirde mesela Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah diyor ki... ...hanımefendiler gönül hoşnutluğuyla diyor eşine mehrini verirse... ...mesela eşi bir iş kuracaktır. Tamam. Ya da bir araba alacaktır. İşte seni gezdirmek için araba alacağım diyordur. Aa, sen de dersin ki ben de bir katkı sunayım. Al mehrimi kullan madem araba alacağız beraber olsun falan. Bu caizdir. Düğünde takılan altınlar mı mehir niteliğindedir? Yani şimdi o hanımefendiye takıldığı için... Hı hı. Artık o hanımın duranlar kadındır, evet, evet. kadındır. Er, zaten herkes erkeğe ayrı takılıyor, kadına ayrı takılıyor. Yani evet. e, yani e, artık onun ayarını biraz tutturmak zor ama aslında bu evlilik işlerinde çok da böyle senin benim veyahut da parasal muhabbetlere girdiğinde şirket gibi oluyor evlilik. Evet. Evlilik olmaktan çıkıyor. Bu sefer senin hissen ne kadar benim hissen evet. ne kadara giriyor? İşin sihri bozuluyor. Evlilikte. Yani şey vardır hani bir fenafil hanım fenafil koca. Ne demek o? Bütünleşmek yani. Ya bütünleşmek. Yani onda birleşmek yani artık bir bütün olarak görmek. Elmanın bir yarısı diğer bir yarısı ne var ortada? Benim değil de bizim. Peki evlilik sözleşmesi yapılmalı mı? Yani eğer güven e, telkin etmiyorsa taraflar bu hukuki bir şeydir tabii ki. Eğer güven vermiyorsa tabii ki sözleşme yapılabilir. Hı hı. Evlilik sözleşmesi. Zaten nikah bir sözleş, sözleşme gibi bir şeydir yani. Orada bir mehir vardır mesela. Hı hı. Bizim müftülüklerde de şimdi nikah kıyıyoruz biz. Hı hı. Soruyoruz mesela bazen mehir mevzusunu ne olarak söyleyelim falan diye. Güzel bu toplum tarafından öğrenilmiş mehir. Evet. Mehir ne biliyor musunuz? Mehir hanımefendinin güvencesidir. Güvencesi. Güvencesidir. İslamiyet, İslamiyet'te hiçbir şey boşa değildir Nur Değil, Hanım. doğru. Mehir asırlar öncesinde bir hanımefendi mağdur olmasın, boşandı veyahut da eşi öldü, ortada kalmasın diye onun geçimliğidir. Evet. E, bu bir güvencedir. Sosyal, şimdiki nafaka gibidir yani. Hı hı. Ama mesela bunu e, bugün de dahi e, bu, kıyamete kadar evlilik müessesi olacağına göre e, Cenab-ı Allah da bu sistemi kurduğuna göre mehir halen vardır. Vardır. Mehir biliyorsunuz peşinde ödenebilir, borçlanabilir. Evet. Hatta mehir eğer tespit edilemezse mehri misil vardır. Mehri misil ne demek? Raiş bedel. Evet Yani köydeki kızlar kaç para mihir almışsa o kız da onu alır. Şimdi hocam sizinle daha uzun uzun programlar yapacağız inşallah. Detaylandıracağız bu konuları. Sevgili seyircilerimiz ee, hocamızla beraber cuma duamız var. Önce Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşlarına, vatanımızın birliğine, beraberliğimize... İyi ve güzel günlere. Gönülleri doğada birleştirelim mi? Hay hay. Hadi bakalım. Lütfen herkes birbirine haber versin. Bugün kaçmaz. Hem Ramazan, hem Cuma, hem Kadir Gecesi. Günahlarımızın affı için, belaların defi için. Hep beraber gönüller doğada birleşsin. Önce Hazreti Ali'nin duası, sonra Musa Bilgiç hocamızın Cuma duası. Yurt dışından bizi izleyen çok sevgili gurbetçi dostlarımız. Bugün Cuma, bugün Ramazan. Bugün Kadir Gecesi. Gelin gönülleri duada birleştirelim. Cuma'mız daha da güzelleşsin. Musa Bilgi hocamızla beraber vatanımıza, milletimize, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, birliğimiz için, hastalıklarımızın, e, bedenimizi terk etmesi, para için, değil mi? O da lazım hocam. Tabii, o da yani lazım. Yani parasız Tabii. da olmuyor. Para bir araç ama. Evet. Mutluluğumuz için bir de ne olur sizden rica ediyorum. Yusuf Kavaklı hocam için. Olur mu? Gönüller duada birleşsin. Onun sağlığı için ve bütün hastalara şifa duası. Buyurun hocam. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin Vel aqibatu lil muttaqin. Ve la illa ala zalimin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi cumamızı mübarek eyle. Ya Rabbi Kadir gecemizi mübarek eyle. Ya Rabbi Ramazan-ı Şerifimizi mübarek eyle. Ya Rabbi bu mübarek güzel ayda tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, kılmış olduğumuz namazlarımızı, yapmış olduğumuz küçüklü büyüklü her türlü hayru hasenatımızı en güzel şekilde kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bu mübarek ayda Kur'an-ı Kerim'den hatimler okuduk, yasinler okuduk ve ayetler okuduk. Ya Rabbi okunan tüm hatmi şerifleri, yasini şerifleri, tebarekeleri, başta Peygamber Efendimiz olmak üzere tüm peygamberlerimizin aziz ruhlarına hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Ali ashabi güzin, ensaru muhacirin, tabi'in, tebe'i tabi'in. Tabi eimme-i müştehidin rıdvanullahi teala aleyhim hazaratının da ervahı tayyibelerine hediye eyledik. Sen vası eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hasaten vatan, millet, mukaddesat uğrunda fedayı can eden, başta büyüklerimiz, gazilerimiz olmak üzere, şehitlerimiz olmak üzere, şu anda bizi izleyen, tüm amin diyen kardeşlerimizin ölmüşlerinin ruhlarına hediye eyledik. Haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Onların kabirlerini, bizim de kalplerimizi nuru Kur'an ile, pur nur eyle ya Rabbi. Bizler de onların haliyle hallendiğimizde, son nefesimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek çene kapamayı cümlemize nasip ve ile ya Rabbi. Kalan ömürlerimizi bilmiyoruz. Kalan ömürlerimizi geçen ömürlerimizden daha hayırlı, daha bereketli eyle Ya Rabbi. Bizleri bundan sonraki hayatımızda razı olmadığın yerlerde, yollarda, mekanlarda, listelerde görme Ya Rabbi. Amin. Gökten rahmetini, yerden bereketini, evlerimizden, iş yerlerimizden bereketi eksik eyleme Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizlere helalinden bol ve bereketli rızıklar ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi başta Yusuf hocamız olmak üzere tüm hastalarımıza acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. kâfe ehli iman ve ehli İslam ervahi için, cümle ümmeti Muhammed'in sıhhati ve selameti için ve bu güzel memleketi bizlere emanet eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimiz, şehitlerimiz ve hepimizin mevtalarımızın aziz ruhları için Allah rızası için El Fatiha. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.